Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sarık, takke, şalvar ve cübbenin namazdaki durumu nedir, hükmü nedir? Kıymetli kardeşlerim, Allah Resulü'nün bize öğrettiği namaz hakkında, namazın sünnetleri hakkında, sarık takılması gerektiği, şalvar giyilmesi gerektiği, ve cübbe ile namaz kılınması gerektiği hakkında hiçbir delil bulunmamaktadır. Sarık, şalvar, cübbe bunlar örfi kıyafetlerdir. Yani Peygamberimizin yaşadığı bölgedeki giyilen kıyafetlerdendir. Yani bunlar sünnet değildir. Namazın içerisindeki farzlar, vacipler, sünnetler içerisinde hiçbir şekilde sarıktan, takkeden, şalvardan ve cübbeden bahsedilmemektedir. Bu hususta gelen rivayetlerin hepsi uydurma rivayetlerdir. Dolayısıyla bunlara itibar edilmez. Sarık hakkında gelen rivayetler, cübbe hakkında rivayet yok ama bu konudaki İslami kıyafet olduğuna dair görüşler gerçeği yansıtmamaktadır. Ancak şunu ifade edelim ki Peygamberimiz başı açık bir şekilde namaz kılmamıştır. Dolayısıyla takke ile namazı kılmak daha uygundur. Başı kapalı bir şekilde namazı kılmak daha uygundur. Bu kıyafetler her ne kadar sünnet olmasa da insanlar Peygamberimizi sevdikleri için ben onu seviyorum ve onun gibi giyinmek istiyorum diyenlere de hayır bunu giyemezsin demek doğru değil. Bu kıyafetlerle dolaşanları küçümsemek yani onların kıyafetleri nedeniyle onları eleştirmek de doğru değil. İnsanlar dilediklerini giyebilirler, diledikleri şekilde ibadet edebilirler. Önemli olan İslam'ın ölçülerine göre giyinmektir. Bu kıyafetler Peygamber döneminde giyilen kıyafetler olduğu için o döneme has kıyafetler yani ibadetin namaz özellikle namaz ibadetinin hiç ilgisi olmadığı yani namazla ilgili herhangi bir hakkında delil bulunmayan kıyafetlerdir. Dolayısıyla bunlara takılıp kalmak doğru olmaz. Önemli olan namaz ibadetinin bize nakledilmiş farz ve sünnetlerini öğrenip bu şekilde namaz kılmaya, huşurlu bir şekilde namaz kılmaya çalışmaktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.